Merhabalar sevgili öğrencilerim. Şimdi 12. köşe taşında kalmıştık. En son oradan bir devam edelim bakalım. Birinci sorumuz. Dik yamukmuş bu dostlar. İç teğet çemberi çizilmiş. X var. AD'yi de 6 vermiş bize. Şimdi AD dediğimiz yer şurası 6. Bunu bir yazalım. Şu teğetleri görünce dik indirelim demiştik değil mi? Merkezden yarı çaplar teğet noktasına dik iner. Buranın da toplamı 6. Demek ki çapımız 6'ymış. O halde burası 3. 3 oldu dostum. Bunu da bir söylemiş olalım. Şimdi şuradan aşağıya da bir diklik indiriyorum. Dik yamuk olduğu için tam bu köşeden de indirdim. Burası da 6. Şurası x. Şimdi 6, 8, 10 üçgeninden burasının da 8 olduğunu biliyoruz dostlarım. Sonra dondurma kuralından şurası x ise buranın da x olduğunu söyleyelim. Şuraya da 10 eksi x kaldı. Yine dondurma kuralı yapıyorum. Bakın şu FB ile LB teğet oldukları için birbirlerine eşitler. Yani 10 eksi x 8 artı x'e eşit. Buradan 2 eşittir. 2x geliyor. X eşittir. 1 çıktı. Sorumuzun cevabı Adana'dan geldi. Evet, ikinci sorumuz. Önce şu dondurmayı bir daha yapalım. 4 ise şuranın da 4 olduğunu bir söyleyeyim. Şimdi yine bu dik yamuk 6 var, x var. Buna göre x kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Şimdi şuradan aşağı dik yamuk olduğu için şu dikliği bir kesin indirelim artık biz. 4 ise buraya da 4 yazalım. Şuraya a dediğim takdirde bakın yarıçapım 4 artı a oldu. Demek ki şu uzunluk da 4 artı a. Yarıçap 4 artı a geldi dostlar. Sonra şuradaki dikliğin de uzunluğu 4 artı a olacak. Ve bakın burada bir dik üçgen çıktı karşımıza dostlar. Şurada bir dik üçgen çıktı. Şimdi bu dik üçgenin hipotenüsü 10. Bir dik kenarı a artı 8. Diğer bir dik kenarı da a artı 4. Yani çok yüksek ihtimalle 6, 8, 10 üçgeni diyebilirim ama tabii ki emin değilim şu anda. Şimdi şuradan da teğet gördüğüm için hemen dikliğimi bir yapıştırayım. Bakalım neler çıkacak. Bu dikliğin de uzunluğu yarıçap olduğu için 4 artı a. Şimdi şu açıya alfa yazalım. 90 şuraya beta yazalım. Alfa 90 şurası da beta oldu. Ve bakın bu üçgenin taradığım üçgenin alfasının karşısı 4 artı a. Şu kırmızı yaptığımız bu dik üçgenin de alfasının karşısı 4 artı a oldu. Alfanın karşısı. Demek ki bunlar eş üçgenler. Yani burada 90'ın karşısı 10 ise burada da 90'ın karşısı 10 olacak arkadaşlarım. Bunu bir yazdık. 90'ın karşısı 10. Veya burada beta'nın karşısı a artı x. Burada beta'nın karşısı 6. Yani a artı x eşittir 6 olacak. Bunu da söylemiş olalım. Başka da bir şey var mı? Beta'nın karşısını yaptık. Alfa'nın karşısı zaten eşitti. 90'ın karşısını eşitledik. 90'ın karşısı burada 10. Burada da 10 dedik. Peki buna göre de x nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi 6, 8, 10 olsaydı bu üçgen. 6 burada. 10 burada. Ha zaten 8 geliyormuş arkadaşlarım. Bakın şurada 6, 10 dedik buraya da. Burası da 8. Yani 4 artı a 8 olacak. Demek ki a 4. A 4 ise x de 2 gelecekmiş. Cevap Edirne'den çıkacak. Dik yamuğunun iç teğet çemberinin merkezidir diyor. 4 ile 9'u görüyoruz. Buna göre yamuğun alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi burada 4 ise artık biliyorum ki burada 4. 9 ise burada 9. Hemen teğet gördüğüm için şu yarıçapları bir dik indirelim buralara. Şuraya R, R. Tabii ki bu durumda burası da 2R oldu. Şurası R, R geldi arkadaşlarım. Yine şuradan dolayı R, R oldu. Teğete dik indirdim yarıçapı R, R geldi. Sonra şimdi bakalım. Şimdi şuradan aşağıya da bir diklik indiriyorum. Dik yamuk olduğu için 4 ise buraya 4, buraya 5 yazıyorum. 5, 12, 13 üçgeninden yüksekliğimin 12 olduğunu, yani 2R'nin 12 olduğunu buldum. R'ler 6. Şuralara da 6 yazıyorum. Şimdi artık yamuğun alanını bulabilirim. Yamuğun alt tabanı toplam 9, 6, 10, 15 artı üst tabanı 10.
bölü 2 çarpı yükseklikti, o da 12. Şununla şunu sadeleştirdik. 6, 100, 25 çarpı 6. 25 ile 6'nın çarpımı da 150. Cevap Denizli'den geldi. Evet, dördüncü sorumuz. Önce şurada bir dondurma görüyorum, iki tane. 6 ise burası da 6 diyelim. 2 ise burası da 2 diyelim. Tam merkezi işaretleyip teğet olduğu noktaya dikimizi indirelim. Bakın bu da 6, bu da 6, bu da 6 geldi. Buna göre diyor AB kaçtır diye bir soru sormuş bize. Hemen şuraya da x diyelim. EB'yi bulursak AB'yi de bulmuş oluruz deriz. Şimdi yarıçapımız 6 olduğu için şu çizdiğim diklik de kesinlikle 6'dır diyelim. Sonra şuradan aşağıya da bir diklik indirelim. Bu diklik de kesinlikle 6. Şurası 2 ise burası 2, buraya da 4 kaldı diyelim. Sonra bakın yine şu ikinci soruda yaptığım gibi eşlik göreceğim arkadaşlarım. A, B, 90, B, 90. Şurası da A oldu. Burada da B'nin karşısı 6. Mavi üçgende de B'nin karşısı 6. Burada A'nın karşısı 4 artı x. Burada da A'nın karşısı 4 artı x olacak. Burada 90'ın karşısı 6 artı x. Burada da 90'ın karşısı 6 artı x geldi. Şimdi başka neler yapabiliriz diye düşünelim. 90'ın karşısı 6 artı x. B 6, 4 artı x. Ya şu dik üçgeni bir konuşalım artık. Şimdi muhtemelen 6, 8, 10 üçgeni bu. Ama bir emin olalım. 6 burasıysa buranın 8 olması için x'in 4 olması lazım. X 4 olursa 4, 4 daha 8, 2 daha 10 oluyor. Evet, şurası da 10 geliyor bu durumda. Demek ki 6, 8, 10 üçgeniymiş. 10 burada, 6 burada, 16 çıktı sorumuzun cevabı. Evet, 12 numarayı gömdük. Geldik 13 numaralı köşe taşımızın birinci sorusuna. Diyor ki O merkezli çeyrek çemberde iki tane çemberin birbirine teğet olduğunu gördüm. Dostlar, soruyu bile okumanıza gerek yok. İki çember birbirine teğetse bunların bir kere merkezlerini işaretliyorsunuz. Bakın iki tane yarım çemberin merkezini işaretledim ve teğet oldukları noktayla doğrusal bir birleştirme yaptım. Şimdi bunun yarıçapı 4, 4. O halde şurası da 4. BD çaplı çemberin yarıçapını soruyor. Şurası R, şurası R, hatta şurası 8 eksi R. İşte bunu yaptıktan sonra Pisagor'umdan da soruyu çözeceğim. Şimdi bu acaba 3, 4, 5 üçgeni olabilir mi diye düşünüyorum. 4'ü görünce öyle düşündüm ama bu durumda burası R'nin 1 olması lazım. R 1 ise burası 7 oluyor. Olmadı. Mecbur Pisagor bağıntısını yapacağım arkadaşlarım. Hadi yapalım. Şimdi 4 artı R'nin karesi. Hemen açalım onu. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eşittir 8 eksi r'nin karesi, yani 64 artı r kare eksi 16 r artı bir de 4'ün karesi. Pisagor'u yaptım. Şimdi burada r kareler sadeleşti zaten. Onları bir götürelim. Şu 16'lar da sadeleşti. Onları bir silelim. Eksi 16 R'yi bu tarafa alırsam 8 R ile toplanacak, 24 R yapacak. Eşittir 64. Her iki tarafı da bir 4'e bölelim isterseniz. Ya da 8'e bölelim, 3. 8'e bölelim, 8 kalsın. 3'e de bölersem 8 bölü 3 çıkıyor R. Cevap Adana'dan geldi. Evet, ikinci soru. Bakın artık şuna alışalım. Şimdi bu küçük çemberle şu çeyrek çember teğet ya. Hemen merkezlerini ve teğet oldukları noktayı birleştirdim. Aynı şeyi bunlar için de yapıyorum. Bir kere bu bizim klasik hamlemiz olsun. Şunun yarıçapı 4, o zaman bu da 4, bu da 4. Şurası da 4, şurası da 4. Bunun yarıçapına da r yazalım. Teğet gördüğüm noktaya yarıçapı dik indiriyorum. R yazıyorum. Şuradan aşağıya bir diklik indirirsem, ikizkenar üçgen ya bu, bakın 4 artı r, 4 artı r. Tam kenar ortay olacak bu diklik. Ve burası da toplam 4 olduğu için şuraya da 4 eksi r kaldı. İşte sana bir dik üçgen. Hatta bu kesin 3, 4, 5 dik üçgeni. Çünkü r'ye 1 dediğimde oluyor bakın. Burası 5 oluyor, burası 3 oluyor, burası zaten 4. R'miz 1 o halde. Zaten onu soruyormuş. Evet, üçüncü soru. Artık hiç düşünmeden ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Şu klasik hamlelerimizi bir yapalım artık arkadaşlarım. 1.
Bunun merkezi ile bunun merkezi birleşecek ve teğet oldukları nokta birleşecek. Bu bir. Şurası 9, burası 9. 2. Teğet gördüğüm yere dik indiriyorum. Teğet gördüğüm yere dikimi indiriyorum. Şimdi burası R, burası R. Zaten M merkezi çemberin yarıçapını soruyormuş. R, R. Şurası toplamda 16'ymış. Şurası 16 eksi R. Dik yamuk çıkarttık. Bakın dik yamuk çıktığı için şuradan bir diklik indirdim. Bu da R. Bu da 16 eksi R geldi. Hatta şurası da 9 eksi R oldu. Ve şu dik üçgen bana soruyu çözdürecek. Şimdi 16 eksi R, 9 eksi R, 9 artı R. Şimdi bakalım bu ne üçgeni olur? 5, 12, 13 üçgeni olur mu diye düşünelim. R'nin bu durumda 4 olması lazım değil mi? 9 ile 4'ün toplamı 13. Peki 4 ise 9'dan 4 çıktı, 5 oluyor burası gerçekten. 16'dan 4 çıktı, 12 oluyor burası gerçekten. Evet, 5, 12, 13'ü sağladığı için hiç Pisagor yapmama gerek kalmadı. R direkt 4 geldi. Şimdi son sorumuzu okuyalım. Diyor ki ABCD'de, yok şurada pardon, siz de görün. O merkezli çeyrek çember içine birbirine T noktasında dıştan teğet A ve B merkezli CTL ve DTK. Şimdi A da merkezmiş, B de merkezmiş. O halde merkez oldukları ve teğet oldukları noktayı birleştirdim arkadaşlarım. Bu düz çizgiyle birleşecek her zaman. Şimdi B merkezli bir çember yayı var. Yani şurada bir çember var aslında, şöyle bir şey. Bir de burada A merkezli bir çember yayımız var. Ve bunlar birbirine T noktasında teğetler. Tamam, şöyle bir şekil aslında bunun orijinali. Peki AB, OB 8. O zaman OA da 8 diyebiliriz. CD'yi soruyor bize. Şu aradaki minik X açısı bize sorulan yer. Şimdi başka neler biliyoruz? B merkezli çemberin yarıçapı burası. B merkezli çemberin bir diğer yarıçapı da burası arkadaşlarım. Bu da B merkezli çemberin yarıçapı. Şuraya R yazalım. Bu da R. Şuraya 2 kök 2 yazalım. Sonra A merkezli çemberin yarıçapı burası 2 kök 2. Zaten şuradan çizersem bu da 2 kök 2 de çok bir işe yaramayacakmış gibi gözüküyor. Sonra acaba 6 8 10 üçgenini sağlayacak mı? Şurada biz bir Y diyelim de arkadaşım. Şimdi 2 tane Pisagor bağıntısı yapacağım ama çok uzun sürecek bu 2 Pisagor bağıntısını yapmam. Birincisi şu A O B dik üçgeninde yapacağım. Bir de D O B dik üçgeninde 2 tane Pisagor yapıp Y ve R arasındaki ilişkiden R'yi bulmaya çalışacağım. Ama ben diyorum ki bu çok yüksek ihtimalle 6, 8, 10 üçgenidir. Acaba bakalım oluyor mu? Yani Y'ye 6 desem, burası 10 olsa, tabii ki burası da 10. Şimdi bir de şuradan burası toplam 8 birimdi. 6'sı burada. Şuraya da 2 eksi 2 kök 2 mi kalıyor bu durumda? Gerçi cevapta öyle bir şey bile yok. Demek ki 6, 8, 10 üçgeni değilmiş bu. Yani orada bir şaşırmışız biz. Düşünelim. Şöyle yapsak çok daha güzel olurmuş arkadaşım. Ya şu 10 değil tabii bunlar. Artık bunları bir sileyim ben. Burası 10 değil. 10 değil. Şimdi burası 8. Şu kırmızı yapayım bakın o üçgeni. Bu da bu bizim çeyrek dairemizin yarıçapı 8. 8, 8. Şuranın toplamı 8 kök 2. Şurada 2 kök 2 varsa burası aslında 6 kök 2. Yani bunun yarıçapı 6 kök 2. Şimdi şuradan da bir Pisagor bağıntısı yapalım hemen. 6 kök 2'nin karesi 72 eşittir. 8'in karesi 64 artı y kare. 64'ü çıkartıyorum hemen. 8 mi kalıyor arkadaşlarım? Y kare 8, y 2 kök 2 geldi. Bakın 2 kök 2 burada, 2 kök 2 burada, 4 kök 2 yaptı. Toplamı 8'di. 8 eksi 4 kök 2 oldu. Sorumuzun cevabı da Bursa'dan geldi. Evet, 13 numarada tamam. Çevirdik 14 numaralı köşe taşımızı. Birinci sorumuz. Bakın yine iki çemberi teğet görüyorum arkadaşlarım. Çeyreğin merkeziyle bunun merkezini ve teğet oldukları noktayı düz çizgiyle birleştiriyorum.
Hatta bu zaten 4 santimdir, değil mi? Çünkü çeyrek dairenin yarı çapını 4 vermiş. Bize de bunun yarı çapını soruyor. R diyelim. Şurası 4 eksi R. Şuradan dikliğimi indireyim R. Buradan dikliğimi indireyim R. Bu da R. Bu da R. Bakın R kök 2 olacaktı burası. Yani R kök 2 aslında 4 eksi R'ye eşit. Eksi R'yi buraya atarsam R kök 2 artı R 4 olur. R parantezinde kök 2 artı 1 eşittir 4 olur. R eşittir 4 bölü kök 2 artı 1 gelir. Şimdi hemen bunu eşleniyle çarpalım. Kök 2 eksi 1 ile genişletelim. 4 tane kök 2 eksi 1 yukarısı olur bölü bunun karesi eksi bunun karesi. Yani 2 eksi 1'den 1 gelir. Demek ki sorunun cevabı 4 tane kök 2 eksi 1 olacak. O da Adana'da mevcut. Evet, ikinci sorumuz. Şimdi şunun yarıçapı 1. Bakın önce bir teğet oldukları noktayla merkezi bir birleştirelim. Bunun yarıçapı 1'di. Buraya 1 yazalım. Çeyrek çember verilmiştir. Buna göre AO. AO bunun yarıçapı. Şuraya R yazalım. Buraya R yazalım. Buraya R yazalım. R nedir diye bir soru soruyor. Şimdi şunlar da teğet olduğu için teğet oldukları noktayla burayı bir birleştirdim. Büyüğünün yarıçapı bakın 2R idi. Şuraya 2R eksi 1 geldi o halde. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi şuradan bir diklik çizdim arkadaşlarım. Şurası 1 olduğu için burası da 1, burası R eksi 1 geldi. Bunu da söylemiş olduk. Şimdi şurada bir şu üçgende bir Pisagor bağıntısı yapacağım. İki tane ve soru da buradan gelecek arkadaşlarım. Şimdi öncelikle şu üstteki dik üçgende şuna H diyelim hatta bir Pisagor bağıntısı yapalım. Şimdi şöyle biraz daha yukarıya kaldırıyorum. Şu aşağıda yapacağım. Bir kere diyor ki R artı 1 var hipotenüsümüz karesi eşittir. H kare artı R eksi 1'in karesine. Sonra alttaki dik üçgende Pisagor yapıyorum. Buradan da h kare ile 1'in karesinin toplamı 2r eksi 1'in karesinin olduğunu görüyorum. Şimdi buradan h kareyi çekersem şöyle bir şey geliyor. R artı 1'in karesi eksi r eksi 1'in karesi eşittir h kare geliyor. Buradan h kareyi çekersem 2r eksi 1'in karesi eksi 1 geliyor. H kareleri çektim ve birbirini eşitledim. Şimdi buradan R'yi bulabiliriz artık. Hadi şurayı açalım. Birincinin karesi. İkincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Birincinin karesi eksi R geliyor. R kare. İkincinin karesi 1 geliyor. Eksi de başta var. Eksi 1 geliyor. Birinci ile ikincinin çarpımı eksi 2R yapıyor. Eksi de başta var. Artı 2R eşittir. Şimdi birincinin karesi 4R kare. İkincinin karesi artı 1. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 4R. Bir de eksi 1'imiz var. Şimdi eksi 1 artı 1'i götürsün. R kare eksi R kareyi götürsün. 1 eksi 1'i götürsün. Burada 4R kaldı. Eksi 4R de buradan gelirse 8R oldu. Eşittir 4R kare. Hemen 4 ile 8'i sadeleştirelim. 2R eşittir R kare oldu. Birer tane de R'ye götürelim. 2 eşittir R kare oldu. 2 eşittir. Birer tane R silersem R eşittir 2 çıktı. AO'yu soruyor bize. AO 2R'ydi. 2 tane 2, 4 mü yaptı arkadaşlar? Geldik buna. E noktasında içten teğet olan iki çember görüyorum. O halde hiç düşünmeden şöyle teğet oldukları noktayı ve merkezlerini birleştiriyorum. Burası 5, burası 8, burası 8. Bakın 5, 12, 13 üçgeninden şurası 4 geldi. O1 ve O2 merkezli çemberler AB çatlı çemberinde 8, 5. AB'nin 3 katı kaç santimdir? AB neresi? Şuranın tamamı 3 katı kaç santimdir diye bir soru sormuş bize. Peki. AB'nin 3 katını soruyor. Ne alaka diye düşünmedim. Değil şu anda aslında. Şimdi şuraya da x diyelim. Bu x'i de bulmamız lazım bizim AB'nin 3 katını bulabilmemiz için.
Şimdi bunun merkezini bir yerlere işaretlesem ben. Büyük olanın merkezini. Şurada bir yerde olsa. Toplam 8, 16, 20, 20 artı x. Bunun çapı. Hatta 2x diyelim biz şuraya. Demek ki 10 artı x büyüğünün yarıçapı. Yani şurayı birleştirdiğimde şurası zaten 5. Şurası da 10 artı x'li tamamı. 5'i çıkarttım. 5 artı x kaldı buraya. Şimdi 10 artı x olması için şuradaki mesafenin toplam 10 artı x olması lazım. Bir kere 2x var burada. 2x'i çıkartırsam 10 eksi x kalır şuraya. 10 eksi x. Bakın burada bir dik üçgen oluşturduk. 5 var. 10 eksi x var. 5 artı x var. Evet. Buradan mecbur bir Pisagor bağıntısı yapacağız. X'i bulacağız. Şimdi bu 10 eksi x'te doğru muyuz? Onu bir düşüneyim de. 2x burada dedik. 10 artı x'di yarı çapımız. 2x'i çıkartırsam evet 10 eksi x kalır. Doğru. Mecbur yapacağım arkadaşlar Pisagor bağıntısını. Hadi yapalım. 5 artı x'in karesi. 25 artı x kare artı 10x eşittir. 5'in karesi 25 artı 10 eksi x'in karesi. Yani 100 artı x kare eksi 20x. Şimdi x kareler gitsin. Eksi 20x'i buraya alalım. 30x yapsın. 25'ler de gitti. Eşittir 100 oldu. Birer sıfır sildim. 10 bölü 3 çıktı x. Şimdi şurası o zaman 20 bölü 3. Toplayalım şimdi. 20 artı 20 bölü 3. 20 artı 20 bölü 3. Yani 3 kere 20 60. 20 daha 80 bölü 3 çıktı. AB. Bunun 3 katını soruyor. 80 bölü 3'ün 3 katı da 80 yaptı. Cevap Denizli'den geldi. 6 eşçemberler birbirine dıştan teğet ve O merkezli çembere içten teğet olacak şekilde yerleştirilmiştir. Tamam. O merkezli çemberin yarıçapının, küçük çemberin yarıçapına oranı kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Şimdi bir kere bunlar teğetse hemen merkezlerini ve teğet oldukları noktayı birleştirelim şöyle bir. Şuna R diyelim. Başka. Şunlar da birbirine teğet olduğu için ikisi. Buna da R yazalım. Aynı şekilde bunları da şöyle birleştirirsem şuraya küçük R yazıyorum. Evet. Yani şimdilik bu kadar. Şimdi şuradaki yaylara bakacağız arkadaşlar. Yay açısından da şöyle hepsini bir çizeyim ben ilk önce de. Şimdi bunlar eş oldukları için şu yayların her biri birbirine eşit olmak zorunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yay var. Tamamı 360 olduğu için buraya 60 kaldı. O halde şu açımızın ölçüsü 60 derece. Şimdi burası tabii büyük R yazayım şuna. Buna da büyük R yazayım. Bakın ikizkenar üçgen tepesi 60, ayakları da 60 olacak. Demek ki bu bir eşkenar üçgen. Aslında buralar 2R, 2R. Şimdi bu durumda büyük çemberin yarıçapı 3R geldi. Küçük çemberin yarıçapı R geldi. Yani 3 katı çıktı arkadaşlar. Cevap Bursa'dan geldi. Evet, 14 numara da tamamdır. Neyi çözdük şimdi? 12, 13, 14'ü mü çözdük? 3 tane köşe taşı çözdük. 23 dakika geçmiş. Hadi bir de 15'i de çözelim biz. Vaktimiz var daha. Evet, DE AD'nin 2 katıymış. Şuraya x yazarsam DE 2x olacakmış. Bize de AE'yi soruyor. Yani 3x'i soruyor. Burada kuvvet alacağız arkadaşlarım. Dışarıdaki bir noktadan kuvvet almanın yolu şu. Birinci doğrudan birinci uzaklık çarpı ikinci uzaklık yapıyorsunuz. Yani 3 çarpı 18 eşittir. Diğer doğru için de birinci uzaklık çarpı ikinci uzaklık. Yani x çarpı 3x. 3'leri götürelim. X kare 18, x eşittir. 3 kök 2. 3x'i sorduğu için 9 kök 2. Şimdi daha iyi öğreneceğiz. Kuvveti hemen alalım bakın. Dışarıdaki nokta çembere birinci uzaklığı çarpı ikinci uzaklık. Yani 1 çarpı 15.
Birinci uzaklık 3, ikinci uzaklığı bilmiyoruz. 3 çarpı x diyoruz. 3'e böldük, 5 çıktı x. Yani şurası 5, o zaman DE 2. Bize de diyor ki çemberin yarıçapı kaç santimdir diye bir soru sormuş. Yani burada yarıçapını istiyormuş. DE yayını da 60 derece vermiş. Şu yay 60. Hemen O noktasından bu kirişin bir bu ucuna çizelim yarıçaplarımızı. 60'ı gören merkez açımızı da 60 yazalım. Şimdi burası 60, ikizkenar üçgense demek ki eşkenardır dedik. 2, 2, 2 oldu. Demek ki yarıçapta 2 birim geldi. Hemen buna bakalım. Bakın 6, 8, 10 üçgenidir bu arkadaşlar. Yani AC'nin tamamı 8 olmalı. Kuvvet alıyorum. Şöyle yapalım hemen. Şuraya x diyelim. C noktasından birinci uzaklık 4, ikinci uzaklık 10. 4 çarpı 10 eşittir. Üstteki doğrudan birinci uzaklık x, ikinci uzaklık 8 oldu. Burası 40, 8'e bölersem 5 çıktı x. Yani burası 5, demek ki burası 3. Bakın şu BE'yi çizdim arkadaşlarım. Sadece çapı gören çevre açı 90 olacağı için burası çap. Şurası merkez olsun. 3, 6 Pisagor yaparsam 3 kök 5 gelir buranın uzunluğu. 3 kök 5 bölü 2'dir çemberimin yarıçapı. Ama bana çapı soruyormuş, 3 kök 5. Hadi buna bakalım. 4, burası da 4. X kaçtır diye bir soru sormuş bize. X neresi? Evet, şuradaki uzunluğu istiyor bizden. Şimdi şurayı bir çizelim dostum. Bakın çapı gören çevre açı 90 derecedir diyelim. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı yarısı olacak 4. 60'ın karşısı da kök 3 katı olacak 4 kök 3. Şimdi bir de Pisagor yapalım şuradan. 2'nin karesi 4, 4 kök 3'ün karesi 48, 4 daha 52, 2 kök 13 yaptı şuranın uzunluğu. 2 kök 13. Şimdi hadi bir de A noktasından kuvvet alalım. Şimdi birinci sağdaki doğru için birinci uzaklık, ikinci uzaklık yani 2 çarpı 6 eşittir. Soldaki doğru için x çarpı 2 kök 13. Şey, ikiler gitti. X eşittir. 6 bölü kök 13 çıktı. Sorumuzun cevabı da Adana'dan geldi. Evet, 15 numarada tamamdır. Hemen 16 numaralı köşe taşımızı çevirdim. 16'yı çözelim bakalım. Birinci sorumuz. Biraz şöyle parlaklığı da açayım. 8, 10, R. R nedir diye mi soruyor? Evet, şu R'yi biz tabii biraz daha uzatalım. Şurası da R. Şimdi dışarıdaki nokta. Birinci uzaklık 8, ikinci uzaklık 18. Yani 8 çarpı 18 eşittir. Birinci uzaklık 4, ikinci uzaklık 4 artı 2 R. 4'e böl 4'e böl 2. 2 kere 18. 36 eşittir 4 artı 2R'ye. 4'ü bu tarafa at. 32 eşittir 2R'ye. R eşittir 16 geldi. Çeyrek çember 8 var, 7 var. ED X kaçtır diye bir soru sormuş. Öncelikle burası da 8'dir. 8, 15, 17 üçgeni vardır arkadaşlar. Şimdi kuvvet alarak da çözebiliriz bunu. Ya da şuradan kirişe bir dikme indiririz dostlarım. Öklit yaparak da çözebiliriz. Seçim bize kalmıştır. Biz hadi gelin kuvvet alma yapalım. Bunu şöyle bir yarım daireye tamamlayıp buraya da 8 diyelim. Şimdi dışarıdaki noktadan çembere birinci değdiği noktaya uzaklık x çarpı ikinci değdiği noktaya uzaklık 17. Kuvvet alıyorum, eşittir. Alttaki doğru için konuşalım şimdi. Çembere birinci noktada değdiği uzaklık 7 çarpı ikinci noktada değdiği uzaklık 16. 7 daha 23. İşte sorunun cevabı buradan gelecek. 7 çarpı 23 140. 7 kere 3 21. 161. 17'ye böleceğiz. 161 bölü 17. Öklit'le de zor olurmuş bu arada. Kuvvet daha kolay oldu. Evet. 4 6 2. X nedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi öncelikle şöyle ucunu birleştireceğiz demiştik. Bu bizim yarıçapımız. Bakın şurada da bir uç var. Onu da birleştirelim. Bu da bizim yarıçapımız oldu. Sonra şu dikliği buradan aşağı devam ettirelim. Burası x eksi 2 geldi arkadaşlarım. Şurası 10 ise buranın da 10 olduğunu söyleyelim. Toplam 10.
Şurada bir yarı çapımız var. Şurada da bir yarı çapımız var. R diyelim. Şimdi iki tane Pisagor bağıntısı yapacağım. Hadi gelin şurada bir Pisagor'umuzu çakalım hemen. 6'nın karesi artı x kare. Yani 36 artı x kare eşittir r kare oldu değil mi? Şurada bir Pisagor çakalım. 10'un karesi 100 artı x eksi 2'nin karesi yine r kareye eşit olduğu için bunları birbirine eşitledim. Şimdi buradan x kare eşittir. 36'yı buraya atarsak 64 olur. Artı x eksi 2'nin karesini de açıyorum. X kare artı 4 eksi 4x. X kareler gitsin. 64 4 daha 68 yapar. Eşittir 4x olur. Ne oldu bu da? 34 2'ye böl 17 mi oldu arkadaşlar? Cevabımız Bursa'dan geldi. Evet. D o demiş. C D'nin 2 katıdır. Peki. Şuraya K yazalım. Şurası 2K. Şimdi bunu bir şöyle bir tam çembere tamamlarsak ve bunu da buradan aşağı indirirsek burası da 2K olur. Neden öğretmenim? Çünkü merkezden gidilen, kirişe gidilen dikme kirişi 2'ye bölüyor. Hadi şimdi kuvvet alalım bir de. Dışarıdaki nokta birinci uzaklık, ikinci uzaklık. Yani 5 çarpı 12 eşittir. Birinci uzaklık K, ikinci uzaklık toplamı 5K. Peki buradan 5'leri bir sadeleştirelim. K kare 12, K eşittir. 2 kök 3 geldi. Şimdi bize neyi soruyor? Çemberin yarı çapı nedir diye soruyor. Hemen merkezden şu uca bir dikme indirelim. Merkezden kirişe dikme indirsek bir işe yarar mı diye düşündüm. Yarayabilir belki de. Nereleri bilmiyoruz şimdi biz. Yarım çember demiş. 5, 12. Evet. Şimdi çemberin yarı çapını bulacağız değil mi? Tamam. Şurası ne çıktı demiştik biz? K'yı 2 kök 3 bulduğumuz için şu uzunluğun tamamı 3 kere 2 kök 3'ten 6 kök 3. Şimdi şurası 12. He, bakın 30, 60, 90 çıkıyor arkadaşlar. 12, 6 kök 3. Bakın şurası kesin 6'dır ki. Kesin 6 olmalı ki. 30, 60, 90 üçgeni gelsin değil mi? Bakın 6'nın 60 olacak. Kök 3 katı 30 olacak. 12'nin yarısı olması için. Evet 30, 60, 90 üçgenini bulduk. Şimdi bizden çemberin nesini istiyordu? Yarı çapını. Şuradan şu kirişin de ucuna çizelim. Yarı çap, yarı çap. Bu da 60, bu da 60. Eşkenar üçgen olduğu için buralarda 7, 7, 7 geldi. Bu arada şuranın 6 olup buranın da 7 olması çok saçma bir şey oldu. Neyse önemli değil, olsun. Evet 16 numara da tamamdır arkadaşlarım. Kaç dakika oldu? 32 dakika olmuş. Burada bir duralım isterseniz. Bir sonraki videomuzda da 17 ile devam ederiz artık. Hadi öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.